Halep'teki çatışmalar sırasında yaralanan çocuklar savaşın en çirkin yüzünü küçücük bedenlerinde taşıyor. Binlerce insana evinde neden, binlercesini de yuvasını dağıtan Suriye'deki iç savaş, geride kalan 6 yılda onlarca çocuğun hayatını kaybetmesine sebep olurken, yüzlercesini de bedenlerinde taşınması güç bir yüke mahkum etti. Birbirinden farklı hikayeleri ve hayalleri olan Suriyeli çocukların ortak noktası ise vücutlarında taşıdıkları savaşın izleri oldu. Savaştan kaçarak Gaziantep'e yerleşen Halepli çocuklar bir araya geldi. Geneli evlerine düşen bombalar nedeniyle savaşın en çirkin yüzünü taşımak zorunda kalan çocuklardan kimisinin yüzü yanmış, kimisinin de kolları veya bacakları kopmuş. Bir çocuğun bu yüzden sokağa çıkmak bile istemediği çocuklar, rahatça dolaşabilmek ve sağlıklarına kavuşmanın hayalini kuruyor. Halep'te rejim birliklerinin 4 yıl önce düzenlediği hava saldırısında yüzünden yaralanan 13 yaşındaki Neda Kürdi'ye bu çocuklardan sadece birisi. Yüzü tanınmaz hale gelen ve eski haline kavuşmayı arzulayan Kürdi'ye güzelleşmek istediğini söyledi. Sokakta oynarken çocukların kendisiyle dalga geçtiğini anlatan Neda Kürdi'ye ameliyat olmak istiyorum, yüzüm eskisi gibi olsun dedi. Halep'e bağlı bir köyde yaşayan 13 yaşındaki Ayşe Muhammed ise hava saldırısında başından ve yüzünden yaralandı. Kafatasında derin yaralar meydana gelen Muhammed, bombardıman sırasında orada bulunan bütün yakınlarını kaybetti. Ben Ayşe, yaşım nasıl 12. Ben Suriye savaşı olmuş da bomba geldiler, ben aşırıda oturayım, bomba geldiler, çok çocuklar, bir adamı ayağına kurulmuş. Tutmuş, hepsi gidiyor. Hastaneye gidiyor, ameliyat yaptı. Sonra burada geldiler. Şimdi ben ameliyat istiyorsun. Babam yoktu, çocuk, bacı çocuğu, ben bir yoksun. Hepsi çalışma. Öyle yapayım, şimdi yemek yoktu. Annesiyle beraber 4 yıl önce Gaziantep'e sığınan Muhammed, hayatlarını, yaşantımız çok zor diyerek özetliyor. Halep'te 7 yaşındaki Nede Ubeyt ise hava saldırılarında evlerine atılan varil bombası nedeniyle bir kolunu kaybetti. Yüzünde ve vücudunda da ağır yanıklar oluştu. Halep'teki köylerinde henüz 3 yaşındayken savaşla tanışan, ailesiyle birlikte 7 ay önce Türkiye'ye sığınan ve bir süre hastanede tedavi edilen Ubeyt Gaziantep'te yaşıyor. Normal çocuklar gibi yaşamak istediğini ifade eden Nede Ubeyt, kolu olmadığı için sürekli yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.